Efendim, merhabalar. Harbi Askeri Müze Kompleks programının bir bölümünde daha karşınızdayız. Osmanlı Devleti'nin kuruluş bölümünde bulunmaktayız. Osmanlı'nın kuruluş dönemini en yalın haliyle anlatan salonda bulunmaktayız. Burada önemli tarihi eserler var. Nedir? Mesela şurada Gazi Evrenos Bey'e ait olduğu bilinen ve 1200'lü yıllarda el yazma olarak bildiğimiz bir Kur'an-ı Kerim bulunmakta. Gazi Evrenos Bey kimdir? Müsaadenizle bunu zırhının önünde anlatmak istiyorum. Burada konumuz Kur'an-ı Kerim olsun. Kur'an-ı Kerim Evrenos Bey 1288-1417 yılları arasında yaşamış. 1288-1417 yani 130 yaş. 4 padişah, 130 yaşına kadar kılıç üşürmüş, cenk etmiş, Osmanlı meydanlarında, Osmanlı harp alanlarında savaşmış bir insan. İşte onun okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'i şu an görmekteyiz. Hemen yanında muhteşem bir kılıç. Bu sarayın en görkemli eserlerinden ve en eski eserlerinden birinin önündeyiz. Efendim bu Osman Gazi'nin silah arkadaşı Harman Kaya Tekfuru, yani Harman Kaya adı verilen kalenin Romalı Bizanslı valisi Köse Mihal. Hayır, köse değil. Sakalları var. En az benim kadar sakallı. Adamın zaten özelliği köse olması değil. Adamın adı Mihail Koses. Bizim kaynaklarımızda Koses Mihail olarak geçmekte. Biz Koses Mihail'i Köse Mihal olarak çevirmişiz. Osman Gazi'nin bir düğün esnasında sabotaja, suikaste uğrayacağını söyleyen, Osman Gazi ile yapmış olduğu bir savaşı kaybettikten sonra Osman Gazi'nin yanına kapılanan, Müslüman olan, Osman Gazi'ye aşık olan bir insandır Mihail Koses ve onun kılıcı burada bulunuyor. Roma valisi iken İslam mücahidi olan, Roma'nın kale komutanı Tekfuru iken İslam'ın alpereni olan ve Allah 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 diyerek, nikâ 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 diyerek değil, Allah 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 diyerek kılıç üşüren Koses Mihail'in ya da bizim dünyamızdaki adı ile Köse Mihail'in kılıcı. 13. yüzyıl sonları, yani 1290'lar, 1300'ler, çok eski bir kılıç. Nereden baksan 710, 720 yılı bulunmakta. Sultan Orhan Gazi, Osman Gazi'nin Malhun Hatun'dan, Selçuklu Bey'i olan Ömer Abdülaziz'in kızı Malhun Hatun'un doğurduğu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'nin miğferi önünde bulunmaktayız. Bunlar gerçek. Bunların sertifikaları var. Bunların yazıları var. Bunlar bu arada Osmanlı'da ilk müzecilik, İlk tarihi eser saklayan ve bu anlamda Müze-i Hümayun'un da kurucusu olan, eski silahları saklayan adam Fatih Sultan Mehmet Han'dır. 1453 tarihinden beridir biz Müze-i Hümayun adına silah saklayan bir milletiz. Orhan Gazi'nin miğferi burada. Bu kadar büyük mü yahu? Bir kafa bu kadar büyük olabilir mi? Bu nedir böyle demeyin. Çıplak kafa üzerine miğfer giymiyorlar. Sarık üzerine, takkenin üzerine sarılan sarığın üzerine miğfer giyiyorlar. Yani başı örterken bezle de başı korusun diye bir bezin üstüne miğfer giyiyorlar. Ben Orhan, ufukların efendisi,
dünyanın hakimi. Ben Orhan, el muzaffer daima diye fermanlar buyuran Orhan Gazi, Osmanlı Devleti'nin en uçlarını yöneten insandır. Enteresan bir şey. Ertuğrul Gazi'den Osman Bey'e 4500 kilometrelik bir toprak kaldı. Ertuğrul Gazi'den Osman Bey'e 4500 kilometre. Orhan Gazi'den oğlu Murat Hüdavendigâr'a 4500 kilometrenin 16 bin kilometreye çıktı. Orhan Gazi 16 bin kilometreyi aldı babası Osman Gazi'den ve oğlu Murat Hüdavendigâr'a 95 bin kilometre bıraktı. Bu miğferin sahibi 16 bin kilometrelik toprağı 95 bine çıkarttı. Fakat Orhan'ın oğlu Murat Hüdavendigâr 95 bin kilometrelik toprağı 500 bin kilometre yaptı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları 780 bin kilometre. Murat Hüdavendigâr, Osman'ın oğlu, Orhan'ın oğlu, 3. Sultan Murat Hüdavendigâr 500 bin kilometre yaptı. Bugünkü Türkiye'nin 3'te 2 çoğunluğu. Durun, Murat Hüdavendigâr'a geçmeyelim. 1326-62 yıllarına aittir. Yani 700 yıllık bir miğfer görüyoruz. Şu an 700 yıllık bir miğfer. Fakat şurada bir adam var. 130 yaşına kadar yaşamış. 4 tane sultan görmüş. 4 sultanla beraber at sırtında kılıç üşürmüş. Gazi Evrenos Bey'in zırhı. Evet evet. Bizlerde zırh sadece bu kadar. Avrupalılarda olduğu gibi böyle baştan ayağa demir yığını biçiminde olmuyor. Bizim zırhlarımız atlet gibi. Demirden atlet gibi. Bu kadar. Gazi Evrenos Bey. Aslen Karasi Beyliğine aittir. Ne diyelim yani? İşte Balıkesir, biraz Çanakkale bölgesine ait bir alperendir. Osmanlı Devleti'ne bağlanmış. Osman Gazi'den itibaren Osman Bey'e bağlanmış. Orhan Bey'i görmüş. Murat Hüdavendigâr'ı görmüş. Murat Hüdavendigâr'dan sonra Yıldırım Beyazıt dönemine kadar kalmış. 1417 yılında Yıldırım'ın oğlu Çelebi Mehmet zamanında vefat etmiştir. 4 padişahla savaşmış. 5. padişah zamanında vefat etmiş. 130 yaşındaki bir adamın şu an zırhını görmekteyiz burada. Şimdi gelelim size inanılmaz bir tarihi hikaye anlatmaya geldi sıra. Burada bir tane sancak var. Murat Hüdavendigâr'ın Kosova'da, Priştina'da şehit düştüğünde Osmanlı'nın kullandığı sancak burada bulunmakta. Fakat burada bir hikaye var. Efendim burası Cezayir. Kanuni zamanında Osmanlı'ya ait. Burayı Osmanlı'ya dahil eden Barbaros Hayrettin Paşa. Fas toprakları Osmanlı'ya ait fakat Osmanlı'nın mülkü değil gibi görünüyor. Çünkü zaten Müslüman ne yapacaksın? Bunun altında şurası zaten okyanus, Atlas Okyanusu. Şurada Moritanya diye bir ülke var. Yaklaşık olarak 4 milyon kilometre karelik bir toprak parçası. Moritanya. Gittim geldim defalarca bilirim. Moritanya'nın hemen altında şuralarda Senegal adı verilen bir bölge var ki zaten şu an karşınızda harita olarak Moritanya neresi, Senegal neresi şu an görüyorsunuz. İspanyol, Portekiz ve Fransız korsan gemileri Atlas Okyanusu aracılığıyla gemilerle denizden Moritanya ve Senegal'i işgal ederler. Zulmederler, katliam yaparlar, o toprakları sömürürler. Senegalli beylerden biri Cezayir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman dönemi Cezayir ordusuna
Osmanlı ordusuna haber gönderir. Bizi İspanya, Portekiz ve Fransız zulmünden kurtarın. Gelin bize yardım edin. Bunun üzerine Cezayir'deki Osmanlı donanması Cebeli Tarık Boğazı'ndan, Atlas Okyanusu'ndan, Moritanya kıyılarından Senegal'e çıkar. Bir de kara kuvvetleri gönderilmiştir. Kara kuvvetleri de Büyük Sahra Çölü'nden Moritanya'ya ve Senegal'e gelir. Hem karadan hem denizden ordular indiren Osmanlı Devleti'nin bu muhteşem gücüne ve çapına dayanamayan İspanya, Portekiz ve Fransa savaşı kaybetmiş ve geri çekilmiştir. Senegal ve Moritanya'dan son düşman kuvvetleri, son İspanyol, son Portekiz, son Fransız birlikleri çekilince Osmanlı askerleri de haydi Allah'a emanet olun. Çekildiler, gittiler. Bizim de işimiz bitti deyip giderlerken bir Moritanyalı, bir dakika. Şimdi anlamadım. Nasıl yani? Siz bizi kurtardınız ya. He? Bizi şimdi siz sömürmeyecek misiniz? Niye geldiniz ki buraya? Demiş. Bunun üzerine Osmanlı Cezayir Beylerbeyi, o günkü Kemal Reis demiş ki, Topkapı Sarayı'nın kapısında külli mazlumin veliyetün yazar. Bütün mazlumların velisi, bütün mazlumların koruyucusu Osmanlı'dır. Yardım edin dediniz, geldik. Dinimizin gereği mazlum olduğunuz için yardım ettik. İşimiz kalmadı, şimdi geri dönüyoruz der. Derler ki, bir tek bizi kurtarmak için mi geldiniz? Topraklarımızda, madenlerimizde, işimizde, gençlerin pazu gücünde bir işiniz yok mu? Hayır der Osmanlı. Sadece mazlum olduğunuz için sizi kurtarmaya geldik. Bunun üzerine Moritanya ve Senegal Müslümanlığı seçer. Osmanlı Devleti şu topraklarda bulunan Moritanya ve Senegal'i İspanyollardan kurtarıp hiçbir şey istemeden geri döndükleri için o topraklardaki insanlar, Araplar Müslümanlığı seçmiştir. Osmanlı Devleti ile gel sen, hadi yapabiliyorsan gurur duyma, yapabiliyorsan eğer. Evet, sömürge hikayesi bu kadar. Evet, Senegal ve Moritanya'da bugün İslam dini hakim. Evet, Araplar var, evet Arapça konuşuluyor fakat resmi dil Arapça olmasına rağmen orada Fransızca konuşulmaktadır. Dağdaki çobana kadar herkes Fransızca konuşur. 2017 ya da 18'di sanırım. Moritanya'ya gitmiştim. Moritanya'nın başkenti Nokşat'ta bir otelde kalıyordum. Bir baharat istedik arkadaşla beraber. Yanımdaki arkadaş da Fransa Paris'ten gelmiş. Arapça bir baharat dedik. Anlamadı. I am sorry dedi. Düşündü. Derken Paris'ten gelen arkadaşım o baharatın Fransızcasını söyledi. O dedi, gülümsedi, gitti baharatı getirdi. Arapça baharatın adını bilmeyen Arap, Moritanyalı, Fransızca baharatın adını biliyor. Arapça söylendi anlamadı, Fransızca söylendi anladı. Sömürge bu işte. Osmanlı bu yüzden sömürgeci değil. Osmanlı bu yüzden sömürgeci hanesine yazılmaması gereken bir devlet. Fethediyor, kurtarıyor, hiçbir şey öğretmiyor ve gidiyor. Ancak oraya gelen ve örnek 50 yıl Libya'da 50 yıl kalan İtalyanlar herkese İtalyanca öğretti. Cezayir'de Fransızlar çok az kaldı, 30-40 sene. Bugün hala Fransızca biliniyor. Moritanya ve Senegal hala Fransızcanın konuşulduğu dildir. Tamam, tarih yapalım ama sosyolojiyi de atlamayalım değil mi? Bugün maalesef dünya 19 ve 20. yüzyıllarda sömürülen dünyanın bir devamı olarak karşımıza çıkmakta. Osmanlı Beyliği zamanında
ne divan vardı, ne Hümayun vardı, ne paşalık vardı, ne beylik vardı. Osman Gazi zamanında böyle açık çadırların içinde alpler, alperenler otururlar, konuşurlar. Halk da bunları seyreder, dinler. Bazılarına da katılırlardı. Hatta Osman Gazi'ye bir adamın çadıra girip, Osman hanginiz? Sürülerimi kaybettim, buranın çobanı sensin. Hadi gel sürülerimi arayalım dediği rivayet edilmektedir. Doğru mu yanlış mı? Abartı var mı yok mu bilmem. Ama böyle işte. Bu kadar samimi bir ortamda Osmanlı Beyliği'nin kuruluş dönemi bu kadar samimi ortamda olmuştur. Şimdi sizi 1389 tarihinde Kosova Meydanı'nda Priştina'da olan bir savaşa götürüyorum. Şu an tam ortamızda. 1389 tarihinde Kosova, Priştina, o topraklarda bulunan Müslümanlara zulmeden Sırp önderliğindeki 8 devlet ve prensliğin ordusu Priştina'ya gelmiş. Ardından Murat Hüdavendigâr'ın ordusu Ova'ya gelmiş. İnanılmaz bir toz toprak. 70-80 bin kişi Osmanlı ordusu, 100-120 bin kişi Haçlı ordusu, arazide 200 bin at var. Koşturmaktan her tarafta tozlar kalkıyor. Murat Hüdavendigâr ellerini atmış ve demiş ki, ya Rabbi, sana yalvarıyorum, yağmur yağdır. Şu toz, gözümün önünü görmeyi engelleyen şu tozu ortadan kaldır. Düşmanımın gözünü göreyim ve düşmanımla öyle savaşayım. Bana yardım et, yağmur yağdır, toz ortadan kalksın der. Derler ki, bu duanın hemen ardından yağmur yağdı. Ortalıkta at tepinmelerinden dolayı kalkan toz, yağmurla birlikte yere indi ve Murat Hüdavendigâr savaşa kalktı. Tıpkı Alparslan Gazi'nin Malazgirt Meydan Muharebesi'nde etmiş olduğu duanın aynısını etti. Ellerini açtı ve dedi ki, ya Rabbi, sen beni benden daha iyi biliyorsun. Benim burada bulunma sebebim, topraklarıma toprak katmak, namıma nam katmak değil. Öldükten sonra arkamdan yiğit adamdı dedirtmek değil. Ümmet zor durumda ya Rabbi. Eğer biz bugün burada yenilirsek, eğer İslam ordusu bugün burada mağlup olursa, bir daha senin sancağını taşıyacak, bir daha la ilahe illallah diyecek bir ümmet olmayacak. Ben buraya ümmete yer yurt bulmaya, ben buraya ümmete yuva bulmaya geldim. Bana yardım et ya Rabbi. Bana yardım et ki ümmete ev ocak olalım demiş. Ve Priştina meydanındaki ovada, Kosova ovasında savaşa başlamış iki ordu. Çok zor bir savaş. Bazen Haçlı'nın, bazen Osmanlı'nın lehine dönüyor olaylar. Ve en sonunda 80 bin kişilik Osmanlı ordusu, 120 bin kişilik Haçlı ordusunu yeniyor. Sonra iki tane oğlu var Murat Hüdavendigâr'ın. Birisi Beyazıt, birisi Yakup Bey. Yakup Bey'e, büyük oğluna kaçan Sırp kuvvetlerini kovalaması ve yok edip imha etmesi görevini verir. Yakup Bey giderken Merkezi Kuvvetler Komutanı olarak da ortanca oğlu Beyazıt'ı, Şehzade Beyazıt'ı ya da bizim bildiğimiz tabirle Yıldırım Beyazıt'ı vazifelendirir. Sonra çadırına çekilir. Sırp Prensi Miloš Obilić bir ricada bulunur. Bir konu hakkında görüşmek ister. Çadırına girer ve tıpkı Berzem Kalesi'nden sonra çadırına giren Yusuf Bey tarafından şehit edilen Alparslan Gazi gibi Murat Hüdavendigâr da boşluğundan almış olduğu bir bıçak darbesiyle saatler sonra şehit düşer. Bunun üzerine Yıldırım Beyazıt tam cephe meydanında padişah ilan edilir. Hüdavendigâr'ın vefatından sonra şu an ortamızda
sizinle benim ortamda bulunan sancak, 1389 tarihinde Kosova Meydan Muharebesi'nde Osmanlı Devleti'nin kullandığı sancaktır. Nasrün minallah ve fethün garip ve beşiril ya Muhammed yazmaktadır. Şurada da inna fetehna leke fethan mubina, Allah sana apaçık bir fetih müjdesi vermiştir yazmaktadır. Allahu Teala'nın fetih ayetlerinin, savaş ayetlerinin yazmış olduğu bu sancak, Osmanlı Devleti'nin Kosova'yı, Balkan topraklarını Müslüman Osmanlı'ya kattığı savaşın yegane şahidi olarak karşımızda, sizinle benim aramda bulunmaktadır. Kosova Savaşı'nın sancağı tam olarak karşınızda. Haydi gelelim en büyük resimleri anlatmaya. Şu an karşımızda Varna Savaşı'nı görmekteyiz. 1444 tarihinde oldu. 1432 doğumlu, o gün itibariyle 12 yaşında bulunan oğlu Sultan Mehmed'i tahta çıkartan Sultan II. Murat sizce doğru bir şey mi yapmış? Yani 12 yaşındaki bir çocuk tahta çıkartılabilir mi? 12 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmed'i tahta çıkartan Sultan Murat bir sorumsuzluk göstergesi yapmamıştır. Bu arada Sultan Murat'ın yanına gidelim mi? Buyurun size Sultan II. Murat. Fatih Sultan Mehmed Han'ın babası Sultan II. Murat. 1444 tarihinde Edirne-Segedin Antlaşması'nı imzalar. Balkan milletleriyle, devletleriyle. Bu antlaşma gereği 10 yıl boyunca Osmanlı Avrupalılara ve Balkanlara, Avrupalılar ve Balkanlar Osmanlı'ya vurmayacak. Yani bir 10 yıllık savaşmazlık imzaladıktan sonra, iki devlet arasında Edirne-Segedin imzalandıktan sonra oğlu Alaaddin'in ölümünden çok içerlenen ve dünya hırsından, dünya işlerinden soğuyan, tiksinen Murat, 12 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmed'i tahta çıkarttı ve kendisi bir nevi emeklilik hayatı yaşadı. Fakat bu arada Macaristan Kral Naibi Hünyadi Yanoş bu antlaşmayı Osmanlı'nın başında bir çocuk bulunmasından dolayı o durumu kullanmak için bozdu ve dedi ki biz savaşacağız. Varna Savaşı başta bir çocuğun, 12 yaşında bir Şehzade Mehmed'in tahta bulunmasını fırsat bilen Macar Kral Naibi Hünyadi Yanoş'un bir kullandığı savaştır. Bu esnada Sadrazam Çandarlı Halil Paşa, çocuk olan Şehzade Mehmed'i sürekli kışkırtmakta, tahrik etmekte ve sultanım, acemiliğinizden ve yaşınızın çok küçük olmasından yararlanmak istiyorlar. Böyle zamanlarda devlet bütün olmalı. Haydi gelin babanızı tekrar çağıralım. Babanız ordunun başına geçsin ve düşmanları yensin maazallah. Mağlup olursak başımıza türlü şeyler gelir demiştir. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed Han bir mektup yazmıştır. Bu mektupta şöyle söyler: baba, ülkemiz zor günler geçirmektedir. Zor zamanlarda devlet bütünlüğünü korumamız gerekir. Gel, gel başımızda bulun. Ben hükümdarsam sana emrediyorum, ordunun başına geç. Sen hükümdarsan görevini yap, ordunun başına geç
Bilirsiniz değil mi bu mektubu? Böyle bir mektup. Böyle bir mektup yazılmadı. Böyle bir mektup yazıldı da Sultan Mehmet tarafından yazılmadı. Bu mektup Sultan Mehmed'in ağzından Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın yazdığı ve tatildeki Sultan Murat'a gönderilen mektup. Şehzade Mehmed'in ya da çocuk Sultan Mehmed'in yani Fatih Sultan Mehmed'in 12 yaşındayken babası Murat'a yazdığı mektupsa şöyledir. Baba, ülkemiz zor günler geçirmekte. Böyle zor günlerde birlik ve beraber olmak gerekir. Gel. Gel devletimin başında Edirne'de bulun. Gel devletin başında ol. Ben de ordularımla beraber düşmanın üzerine yürürüm. Ordularımla beraber düşmanın üzerine ben yürüyeyim. Sen de devletin başında bulun diyen çocuğun yaşı 12'dir. 12 yaşında sen gel devleti idare et, ben de gideyim ordularla savaşayım diyen çocuğun mektubu gitmemiş. Sultanın ağzından Çandarlı Halil Paşa'nın yazdığı mektup gitmiştir. Bunun üzerine Murat gelir, Edirne'ye girmez. Edirne'nin dışında bir tarla alanında bekler. Sonra ordunun başında Varna Savaşı'na katılır. 1071 Malazgirt Meydanlı Muharebesi Anadolu için ne ise 1444 Varna Savaşı Balkan devletleri için o demektir. 1071'de Anadolu bizim oldu. 1444'te Varna Balkanlar. Bu arada Varna Bulgaristan'dadır. 1444 Bulgaristan Varna Balkanlar bizim oldu. Malazgirt ve Varna bir bütün olarak coğrafi hakimiyeti ifade etmektedir. II. Murat'ın Balkan topraklarına hakim olduğu Varna Savaşı'nı anlatan tablo bu bölümde sizi bekliyor. Muhteşem bir eser. Sultan Abdülhamit Han'ın padişahlığı boyunca 33 yıllık padişahlığının 25 yılı boyunca kullanmış olduğu makam masası, daha doğrusu makam demeyelim, makam odasının hemen yanında bulunan yazı masasının önünde bulunmaktayız. Yıllar sonra kızı Şadiye Sultan tarafından hediye edilmiştir devlete ve devlette askeri müzede olması gereken yere koymuştur. Abdülhamit Han'ın yaptığı ya da iyimser bir ifade kullanalım, bazı bölümlerini restore ettiği, düzenlediği, tefriş ettiği bu masa bizzat Abdülhamit Han tarafından kullanılan masadır. Çok kalabalık geliyor değil mi? Aslında bu kadar kalabalık değil. Yanda sehpaya benzeyen küçük yazı takımlarını koyabileceğimiz belki de şunlar var. Ve şu üstünde bulunan vazoya benzeyen mumluklar, kalemlikler, mürekkeplikler belki de şunların içinde duruyor. Ama ne kadar zarif. Üçer tane kılıcın çapraşık bir biçimde durmasıyla ortada bulunan yuvarlığa konulan tepsilerden birer sehpa yapmışlar. Çok zarif. Orijinal, replika değil, gerçek. Ne varsa bu.
Abdülhamit Han döneminde kullanılan arka tarafa, makamın arkasına konulan fon. Abdülhamit Han dönemi, Devlet-i Ali Osman arması, kanuni esası, Kur'an ve adaleti temsil eden terazi bir tarafta. Devletin asli unsurunu gösteren toplar, tüfekler, kılıçlar, tabancalar, mızraklar, alemler, bayraklar etrafı sararken Osmanlı'nın batmayan güneşi yukarıda her tarafı aydınlar pozisyonda durmaktadır. Güzel. Abdülhamit Han döneminde Osmanlı Devleti'nin kullanmış olduğu Devlet-i Ali Osman devlet arması da yazı masasının tam arkasını süslemektedir. Biz şu an neredeyiz? Harbi Askeri Müze'nin ikinci katında bulunmaktayız. İkinci katında meşrutiyetten itibaren gelirsek meşrutiyet odasında bu gösterdiklerimi görebilirsiniz. Bu arada son bir harita göstereyim. Harita da değil aslında, bir duvar kilimi gibi. Bu duvar kilimi bugün Avrupa'da hiç bulunmayan diyorum da hakikaten yok. Yani İstanbul'un bir kısmı Eminönü'nden başlıyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne en son, Kırklareli, Tekirdağ. Küçücük bir Avrupa toprağımız var. Bakın diyor ki haritanın, duvar haritasının, kilim biçimindeki haritanın altındaki yazıda Avrupa-i Osmanlı. Osmanlı Devleti'nin Avrupa bölgesi, Marmara Denizi zaten şurada belli. Şurası Ege, İstanbul şurada, Rumeli, Şarki, Doğu Rumeli diyor, kahverengi olan kısım. Buralara kadar olan kısımsa tamamen Osmanlı'ya bağlı olan kısım. Şurada Bosna vilayeti yazıyor. Bosna vilayeti. Hemen şurada Bulgaristan eyaleti yazıyor. Şurası Bulgaristan, Yunanistan, Bosna'ya kadar olan kısımlar, Kosova, Yunanistan aşağıda, Adriyatik Denizi. Osmanlı'nın Adriyatik Denizi'nde bile sınırı bulunmakta. Arnavutluk, Karadağ da şurada. Aman Allah'ım, resmen bugün Balkan turu yapınca şirketler 5 ülkeye götürüyorlar. Bosna, Makedonya, Romanya, Karadağ ve Kosova. Bu 5 ülkenin tamamı Osmanlı Devleti'ninmiş. Efendim tarih 1903. 1903 yılında bu kadar Osmanlı bulunmaktaymış. Bugün Edirne, bugün Kırklareli, bugün Tekirdağ, bugün İstanbul'un bir kısmının bulunduğu Rumeli Türkiye'si 1903 tarihinde, yani günümüzden 120 sene önce bu kadar genişmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.